2, 3... Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Bu acı sözde ilk kez 1999'da Gölcük'te tanıştık. Bugün 2023'te de yine enkazların başında içeriden ve dışarıdan hep bu haykırışlarla sarsıldık. Bu sözler acının, dramın, yasın, çaresizliğin ifadesi oldu adeta. Çanakkale'de toprağın altında koyun koyuna yatan yiğitler de bugün toprağın üstündekilere belki de böyle haykırıyor. Sesimi duyan var mı? 108 yıl önce Çanakkale'de insanın insanla savaşından zaferle çıktık. Lakin 108 yıl sonra insanın doğayla savaşında yine mağlup olduk. Çanakkale cephesinde denizde ve karada aylar süren savaşta resmi kayıtlara göre 57 bin şehit verilirken aynı gün 9 saat arayla gerçekleşen ilki 65, ikincisi 45 saniyelik depremlerde 50 bine yakın canımızı verdik. Onlar birer rakamdan ibaret değildi elbet. Hepsi birer yaşamdı. Hepsinin birer hikayesi, birer hayali vardı. Şeyh Edebali, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Peki Edebali'nin sesini duyan var mı? Deprem 6 Şubat'ta oldu. 108 yıl önce yine bir Şubat ayında Çanakkale bombalandı. Ve kadınlar cephedekiler için sadece 2 günde aralarında 1700 kuruş topladı. O kadınlar yardımları aksatanlara, milletin malıyla hava atanlara, stokçulara belki de şöyle sesleniyor. Sesimi duyan var mı? 1915'te Çanakkale Savaşı'nda bir Duerrufünun, yani bir üniversite günü. 108 yıl sonra bugün üniversitelerde yine öğrenciler yok. Eğitim ve bilim savaşında cepheler boş. Tabyalar misali amfiler ve sınıflar boş. Her biri gerçek bir cephanelik olan kütüphaneler ve laboratuvarlar boş. Cepheler misali kampüsler boş. Ve gençler sesleniyor. Sesimi duyan var mı? Atatürk ölüm döşeğinde canı pahasına direndi. Hatay benim şahsi meselem dedi ve Hatay'ı kurtardı. Maalesef biz aynısını yapamadık. Kadim şehir, medeniyetler şehri Hatay'a elimizi uzatamadık. Peki Atatürk'ün sesini duyan var mı? 108 yıl önce Çanakkale'de, Kanlıdere'de, Zığındere'de, Kocadere'de canlarımız gitti. Bugün Hatay'da hayat suyu denen Asi Nehri kanarında hayatlar bitti. İnsan merak ediyor. Neden Hatay'dan akan Asi gibi her şey tersine gidiyor? Neden Diyarbakır'dan geçen Dicle'nin kenarında kaybolan koyunun hesabı sorulmuyor? Ve medeniyet sesleniyor. Sesimi duyan var mı? 108 yıl önce Çanakkale geçilmez diyenler, canından cananından vazgeçenler, menfaatinden vazgeçmeyenlere belki de hesap soruyor. Sesimi duyan var mı? Depremde gördük ki Türk'ün Türk'ten başka dostları da varmış. Atatürk ne güzel söylemiş. Yurtta barış, cihanda barış. Atatürk'ün sesini duyan var mı? Değerli dostlar, bugün birçok şey 108 yıl öncenin Çanakkale'si gibi. 108 yıl önce Çanakkale'nin cephe gerisi gibi. Kahramanmaraş'ta büyük bir yıkım ve gözyaşı. Hatay'da mahşere kalan düğünler. Gaziantep'te, Malatya'da defnedilen hayaller var. Adıyaman'da, Diyarbakır'da geride kalan çeyizler. Kilis'te, Adana'da, Şanlıurfa'da yürekte yangınlar. Adıyaman'da, Osmaniye'de gözyaşlarını silen kınalı eller var. Savaşlarda ve depremlerde çok insanımızı kaybettik ama insanlığımızı da kaybetmedik. 108 yıl önceki gibi felaketler karşısında yine rahat uyuyamayanlar, cepheye gidercesine akın akın deprem bölgelerine gidenler var. Cepheye kanıyla top tüfek taşıyanların yerinde tırlarla, kamyonlarla yiyecek taşıyanlar var. Ve tıpkı 1915'lerin Anadolu'su gibi elini taşın altına, vücudunu enkazın altına koyanlar, derinlerden gelen sesi duyanlar var. Her ağır fatura kader planına yüklenemez. Başarısızlıklar eleştirilmesin diye
Zaman birlik ve beraberlik zamanı denilemez. Her deprem sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denir. Aksine 108 yıl önceki Çanakkale gibi cesur, 100 yıl önceki Atatürk gibi akıldan ve bilimden yana olmaya ihtiyacımız var. Kıymetli dostlar, şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı başlıyor. Temeli milli egemenlikten, kolonları bilimden bir cumhuriyet. Kirişleri akıldan, çimentosu dayanışmadan. Duvarları çağdaşlıktan bir cumhuriyet. Mimarı Atatürk olan bir cumhuriyet. Vatan isimli bir yuva ki Çanakkale denilen bir ruha sahip. Yine kimsesizlerin kimsesi olmaya talip. İnanıyorum ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını Koca Seyit gibi sırtlanacaklar, Yahya Çavuş gibi koruyacaklar var. Nusrat gibi gecenin karanlığını yırtacaklar var. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletin istiklalini azim ve kararı ile kurtaracaklar var. Bengal'in büyük şairi Nazrul İslam'ın Kemal Paşa şiirinde "Kudretli kemallere muhtacız biz de" dediği gibi Kemal yerinde göğsünden vurulsa da kurtaracak kemaller var. Her yerde Mustafa Kemaller var. Şafak söküyor, Hakk'ın vaat ettiği aydınlık günler yakındır. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakındır. Kıymetli yurttaşlarım, Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı Çanakkale'nin şanlı zaferinin 108. yılı ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımıza duyduğum şükranla, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını vermiş tüm şehitlerimizi ve depremde selde yitirdiğimiz tüm canlarımızı saygıyla anıyorum, ruhları şad olsun.